Eylül'ü düşünmekten uyuyamadım dün gece. Ya ne yapacak iki tane küçücük çocukla nasıl geçinecek? Aklıma bir şey geldi. Kızlar, Eylül kardeşleriyle birlikte kalabilmek için yurttan ayrıldı biliyorsunuz. Hepinizden arkadaşımıza destek çıkmanızı rica ediyorum. Pamuk eller cebe diyor yani. Kızlar siz anlaşın. Beş var. Eylül'e para topluyoruz Feride Hanım. Ha, anladım. İyi yapıyorsunuz. Ama 20-30 lira civarı bir şey çıktı burada. Yeter mi ki? Yani hiç yok da neyidir? Hadi götürelim verin. Hayır, hayır, siz oturun. Okuldan önce kahvaltınızı yapın rahatça. Ben götürürüm. Ver canım. Hadi bakalım. İyi dersler. Görüşürüz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ne yiyorsun sen? Canım, canım, canım. Size de zahmet oluyor Feride Hanım. Çok mahcubum size karşı. O ne demek öyle Eylül? Çok eğleniyoruz biz Metin'le. Ayrıca dün akşam bile çok özledik biz Metin'i. Metin, sen de özledin mi bizi? Özledin mi sen bizi? Kuzum benim. Yurtta sıkıntı olmuyor değil mi? Yani ne bileyim Neriman Hanım falan. Neriman Hanım bile ilgileniyor Metin'le. Biz gayet iyiyiz, sen hiç merak etme. Bu arada istersen Büşra'yı ben bırakabilirim okula. Ay yok. Polisler onu okula götürdüler. Herkes benim için çabalıyor Feride Hanım. Çok utanıyorum. Eylül yapma böyle. Ha bu arada unutuyordum neredeyse. Kızlar bunu senin için toplamışlar. Al bakalım. Çok utandırdılar beni. Keşke yapmasalardı. Eylül'cüğüm onların da ihtiyaçları olsa da sen de aynı şeyi yapardın öyle değil mi? Hadi biz gidelim artık. Sen de geç kalmadan çık. Tamam. Ben sizi geçeyim hemen çıkacağım. Tamam. Hadi bakalım. Hoppa. Hoppa. Biz o kadar para toplamıştık ki yani imkansız bir şey bu, sen de biliyorsun. Feride Hanım. O zaman Feride Hanım ekledi parayı. Ben onun hakkını nasıl ödeyeceğim? Ödeyemeyeceğiz sanırım.